Şimdi yeni bir aşamaya geçildi. Bu aşamada da artık Alman Müslümanları deyimi var. Türk Müslümanlığı kavramını da maalesef kabul etmiyorlar. İşin acı olan tarafı şu, bir taraftan Türkiye'de laik hukuk sisteminin, cumhuriyetinin bugüne kadar en sadık destekleyici kesimi olan Alevi vatandaşlarımıza da aynı şekilde kan çattığı Almanlar. Bu kapsamda gördüğümüz şey şu, bir yandan Sivas'ta 37 aydınımızı yakan ilkanlı katillerin esas lider konumundaki 6 tanesini Alman Büyükelçiliği bir sonraki gün Esenboğa havalarından Almanya'ya kaçırdı. Şimdi bunu devletimiz biliyor. Bu basında da duyuldu. Ve bu 6 kişi Almanya tarafından farklı kimlikle maaşa bağlandı ve Alman devleti tarafından korunuyor. Şimdi aynı Almanya diğer taraftan Alevi kökenli vatandaşlarımızı tam tersi PKK ile özdeşleştirmeye ve Türkiye düşmanı, Atatürk düşmanı yapmaya çalışıyor. Şimdi bütün bunlara bir bütün olarak baktığınızda Ermeni ve Ponto sorunuyla Almanlara ya da İngilizlere ya da Avrupa Birliği'nin niye ilgilendiğini çok daha iyi anlayabiliyorsunuz. Şimdi geçtiğimiz yıl Mart ayında Köln'de düzenlenen Çıtı Örgütü'nün düzenlediği bir konferansta ben Avrupa'daki terör örgütlerini anlattım. Terör örgütlerini anlattığımda bir ara başkan yanıma geldi ve dedi ki çok dikkatli olun lütfen ağzınızdan çıkan sözlere. Kaplancılarla birlikte Nakşibendiler baskına geldiler. Şimdi işin acı olan tarafı şu, gerçekten de kalabalık bir grup her an olay çıkarmaya hazır ve işte bunlardan bir tanesi çıktı. Ben dedi söz alabilir miyim dedi soru kısmında ve konuşmaya başladı. Maalesef DİTİB dediğimiz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Almanya'ya gönderilen bir hoca. İlahiyat mezunu, Ankara İlahiyat'tan mezun bir hoca çıkıp şunu söyledi. Siz dedi, ne mutlu Türk'üm diyene demenin mantığını anlıyor musunuz dedi. Evet dedim ve mantığını anlattım. Hepimizin bildiği konuyu söyledim. Ve ne mutlu Türk'üm diyene derken Atatürk'ün ne mutlu Türk kafatası taşıyana ya da kan grubu taşıyana demediğini, bunun ırkçı bir söylem olmadığını, bunun tamamen bilince dayalı bir vatandaşlık söylemi olduğunu anlattım. Hayır dedi, ilgisi yok dedi. Ben dedi şu teklifi getiriyorum size dedi. Herkese getiriyorum dedi. Ne mutlu Türk'üm diyene derseniz benim de ne mutlu Pontus'um deme hakkım olur dedi. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Pontus nere? Bir cami imamı nere? İlahiyat mezunu. İşin ilginç olan tarafı bundan sonrası şunu söyledi. Bakın dedi biz vaktiyle dedi pardon çok özür dileyerek söylüyorum. Siz dedim kendinizi Laz olarak mı kabul ediyorsunuz dedim. Bakın gerçekten Türkiye'de nüfusu 200 bin ile 300 bin arasında tahmin edilen Popay'la işte Op arasında yaşayan orijinal, otantik bir Laz topluluğu var. Kendine has dili var. Kendine has yine kültürü var. Artı Kafkasya'da eğer her ayrı dil kullanana siz ayrı bir devlet kurma imkanı verseniz Kafkasya'da 128 devlet kurulması gerekiyor. Mesela Kafkasya'da en küçük bağımsız dili konuşanların sayısı, kumandansi dilini kullananların sayısı sadece 8.100. Yani dünyanın hiçbir yerinde ayrı dil kullanana ayrı bir devlet kurma hakkının verilmesi hiçbir devletler arası hukukta da yeri yok dediğimde bu imamın tepkisi anında patladı. Siz nereden çıkarıyorsunuz bizim Laz olduğumuzu dedi. Ve tip olarak da Karadeniz'in hani böyle burnuyla, sempatikliğiyle tipik vatandaşlarımıza benzemiyor. Nerelisiniz sorabilir miyim dedim. Ben Samsunluyum dedi. Sarışın. Biz Laz değiliz dedi. Siz nereden iftira atıyorsunuz dedi. Biz Pontus'uz dedi. Yani Rum olarak mı kendinizi kabul ediyorsunuz dedi. Ve maalesef gururla Müslüman Rum diye söyledi. Şimdi beraber getirdiği grup ise çılgınca almış diyor bu konuşma üzerine.
İşin daha garip olan tarafı şu, siz bana söyleyebilir misiniz burada? Ben herkesin yanında sizin ispatlamanızı istiyorum. Biz niye Türk'üz, niye Rum değiliz? Benim tezim şu, arkadaşlarımın tezi şu. Siz ne mutlu Türk'üm demekten vazgeçerseniz, biz de ne mutlu Pontus'un demekten vazgeçeriz. En iyisi ortaya yolu bulalım, ne mutlu Müslümanım diyelim. Böylece aradaki fikir ihtilafı kalmaz dedi. Şimdi bu tartışma giderek araya başkalarının girmesiyle daha da yaygınlaştı. Çünkü en ufak bir terslikte kavga çıkarmayı amaçlıyorlar. Ve sonuçta şu örneği verdi söz konusu imam. Bakın dedi, Anadolu'da Rumlar binlerce yıldan beri yaşamış mı? Evet yaşamış dedi. Devlet kurmuşlar mı dedi? Evet kurmuşlar. Pekala onlar buharlaşıp uçup yok olmadılar ya. Elbette sonra Türkler de geldi. İşte biz eridik, karıştık. Şimdi biz onların Müslüman olan torunlarıyız dedi. Oysa şimdi üniversitedeki arkadaşlarım mutlaka ve hepiniz için, öğretmen arkadaşlarım için de bilinmeyen bir şey değil. Gizli kapaklı bilgiler de değil bu. 1923'ü bilmek gerekiyor bu grubun tezini anlatabilmek için. Şimdi Almanya'da aşağı yukarı sayıları 50'yi aşkın Pontus Derneği var, örgütü var. İnternette eğer Pontus diye arama motorlarına girecek olursanız bunların bir bölümünü, internet sayfalarını görürsünüz. Yunanistan'da ise 200'ün üzerinde Pontus örgütü var. Bunu anlayabiliyorsunuz ama Türkler arasında hem de kendisini şeriatçı olarak kabul eden, bu kimlikle övünen, bu kimlikle kendi devletine karşı çıkan insanlar nasıl bunlarla aynı çizgiye gelir? Ben kendilerine çok basit bir şekilde bunun kısa bir tarihçesini verdim. Bildiğiniz gibi İsparta ve İsparta ile birlikte Atina şehir devletleri zamanında İpek yolu üzerinde Rumlar bazı Karadeniz kıyılarında bazı bölgelerde koloniler oluşturuyorlar. Mesela Sinop, Samsun, Trabzon dahil güneyde, kuzeyde ise Toapse, Novaraksis, Yalta ve bugünkü adıyla Simferopol dediğimiz Akmeşit'te böyle kolonileri var Rumların. Ancak 1461 yılına kadar bunlar değişik imparatorlara hep vergi vererek yaşamlarını sürdürmüşler. Pontus krallıklarının hiçbirinin askeri yönü yok. Sadece ticaret yapıp çok zenginledikleri için de Moğollardan tutun, Bizans İmparatorluğundan işte çok daha öncesinde Roma İmparatorluğuna kadar pek çok imparatorluğa yüksek vergiler vererek yaşamlarını sürdürmüşler. Sonra da Osmanlı'ya vergi vermeye başlamışlar ama 1461'de Fatih Sultan Mehmet son Trabzon şehir krallığını da ortadan kaldırdıktan sonra bunların büyük bir bölümü Rusya'ya göç etmiş.